Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA gizemleri serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çok istemiştiniz yani, gerçekten çok ilgi var bu seriye. Özellikle son attığım videoya 10.000 görüntülenme ve 1200 beğeni var arkadaşlar videoda. Çok teşekkür ederim. 1000 beğeni istedim, 1200 geldi. Gerçekten çok sağ olun, var olun. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü videoda size 3 tane oyun gizeminden bahsedeceğim. İlki bütün oyuncularda 99 pace ulaşma. İkincisi Pro Club'daki adamınızın ratingini 90 artı yapma. Üçüncüsü ise arkadaşlar bonus sürpriz bir içerik sizlerle birlikte olacak. Bu neyse FIFA gizemleri arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu serimiz gayet güzel gidiyor. Şu anda bu 3. bölümü bayağı tuttu yani arkadaşlar. Sağ olun ilginizden dolayı, çok teşekkürler. Tekrardan aynı sistem yapalım arkadaşlar. Bu videoya 1000 beğeni gelir gelmez hemen bunun yenisini çekip atacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim, eğer NBA 2K17'de oynayan arkadaşlarımız varsa sınırsız VC nasıl kasılır onun videosu da, yani onun şeyi de bende var, kullanıyorum şu an kendimde. O yüzden hani gerçekten yorumları şey yazın abi, NBA 2K17'de çekeyim mi çekmeyeyim mi? Yazın bunu bana kadar çok eğlenceli, onu söyleyeyim size. Özellikle parkta falan baya eğlenceli, takipçilerle oynuyoruz. Eğer NBA 2K17'nin bu kanalda olmasını istiyoruz arkadaşlar, lütfen ama lütfen aşağı yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde arkadaşlar bu senenin devamında istiyorsanız, gerçekten yaptığım işin doğru yaptığımı düşünüyorsanız ve video gerçekten de hoşunuza gittiyse lütfen lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. 1000 beğeniden sonra tekrardan bu serinin 4. bölümünü sizlerle birlikte buluşturacağım arkadaşlar. Dilerseniz fazla lafı uzatmayalım ve direkt olaylara geçelim. Ancak olaylara geçmeden önce 16.000 abone olduk arkadaşlar. 16.000 abone için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenlere şunu söyleyeyim, hani tabii direkt yüzeysel olarak görüyorsunuz. Bizim kanal bir aile gibi. O yüzden Facebook grubuna gelin. Orada insanlarla tanışın. Benimle birlikte PlayStation oynamak istiyorsanız beni PSN'den ekleyin. Mesaj atın. Grup falan açıyoruz. 8 kişi falan direkt dakikada fulliyoruz falan. Sohbet muhabbet akıyoruz. O yüzden arkadaşlar hepiniz ailemize hoş geldiniz. 16.000 kişi olduk. Dediğim gibi 1000 beğeni yardımın beyler ve hadi şimdi videoya. Evet arkadaşlar, öncelikle videoya başlarken tabii ki 99'da nasıl ulaşırız bu video bununla başlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hani oyunda gerçekten bu sene, daha doğrusu pro player'lerden öğrendiğimiz çok şey var arkadaşlar. Yani hani oyunda gerçekten bizim kullanmadığımız ama oyunda var olan bir sürü şeyin olduğunu yavaştan öğreniyoruz. Ben de öğrendikçe sizlerle birlikte paylaşıyorum. Öncelikle arkadaşlar şu anda bunu PlayStation 4'te gösteriyorum. Ben hani kendi ayarlarımda gösteriyorum. Tabii ben size olayı default olarak anlatacağım. Yapmanız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Düz koşarken topu bir kere bolu lepi vardan tam zıttı yönde arkadaşlar no touch dribbling tuşuna basmak. Bunu yaptığınız zaman bütün oyuncularınız arkadaşlar maksimum yani top noktadaki hıza ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi hemen dilerseniz göstereyim. Direkt koşuyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Topu çektim ve bunu yaptın abi. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu bir anda 99 pace'e fırlıyor. Oyundaki en hızlı hızlanma çemesini gördünüz mesela şimdi. Podolski abi birden top noktaya ulaşıyor. Yani bunu her oyuncuyla yapabiliyorsunuz. Şimdi size bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar topu dediğim gibi hani two star ve üzeri herkes yapabilir. Büyük ihtimal bazı kaleciler yapamaz. Onun dışındaki oyundaki herkes yapar. O yüzden bayağı kolay bir yöntem arkadaşlar ve gerçekten top noktaya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben zaten size oyundaki en etkili hareketler videosunu göstermiştim arkadaşlar. Baller hareketi şu abi. Analog serptiğiniz zaman sağa, sola yaptığınız zaman sola doğru topu yerde çekme olayına baller roll deniyor. Bunu yapabilmek için arkadaşlar demeyeyim, koşarken bol rol yapamazsın. Koşarken bol rol yapmayı denerseniz top böyle ayağından açar. Çok saçma bir hareket olur. O yüzden koşarken değil, onu iyi ayarlayamıyor. Tam durup böyle yapmanız gerekiyor tam o anda. Şimdi bunu sen nasıl yapacağınızı göstereyim. Bu arada Podolski de yapıyorum ki hani fark edin diye gerçekten top olmadı. Ronaldo falan yapsak anlaması biraz güç oluyor. Şimdi arkadaşlar top diyelim burada. Yapmanız gereken şey biliyorsunuz ki şu PlayStation 4'teki L1 tuşu no touch dribbling mesela. Ona basıp şu hareketler yaptığınız zaman topu böyle böyle yapıyor. Bu no touch dribbling tuşu deniyor arkadaşlar buna. Ve koşu tuşumuz var. Mesela bende koşu tuşu R1. Sizde büyük ihtimal arkadaşlar R2'dir. İşte bakın şimdi şunu anlatacağım size. Yapmanız gereken tek şey şu. Koşarken ball roll yapıyorsunuz. Tamam mı? Diyelim ball roll abi şu yönde yaptınız, tamam mı? Sonra analoğu şöyle bakın. Dikkatlice bakın abicim buraya. Şu yönde, tam zıttı yönde basıp no touch dribbling tuşuna basmanız gerekiyor. Şimdi bunu hemen kombolayalım. Hemen gösterelim arkadaşlar sizlere. Sizler de her oyuncuda 99 pace'e ulaşabilir. Çok kullanışlı bir şey vardı, onu da söyleyeyim. Gidiyoruz abi. Bol dolu şimdi. Sağa doğru yaptık. Şimdi sola doğru hemen no touch dribbling'le aynı anda bastım. Bakın orası çok önemli. Yapmadan basmıyorsunuz.
Boulder roll'u yapıp böyle tam dönecek gibi olur olmaz basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar basit. Şimdi bunu birazcık da başka oyuncularla göstereyim sizlere. Daha detaylı bir şekilde anlayabilmeniz için arkadaşlar. Mesela Selçuk İnan'la deneyelim abi. Hani dediğim gibi böyle daha çok yavaş olan futbolcular deneyince hani olayı gerçekten hani hızlanmayı daha net görebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın mesela Selçuk 99 pace'e çıkıyor yani. Şimdi bunu da tekrardan anlatayım abi. Hepinizin yararlanmasını istiyorum çünkü. Arkadaşlar normal gidiyorsunuz. Okey. Normal gidiyoruz abi. Çok güzel. Sağa doğru ball roll'umu yapar yapmaz sol analoğumu şu şekilde çapraz ve no touch swing'e basacağım. Tamam mı? Tekrardan bakın gösteriyorum. Olayı anladığınızı umuyorum. Practice arena'da çalışabilirsiniz antrenman sahasında. Gidiyorum abi sağ yaptım aynı anda hemen no touch swing'e bastım. Ve Selçuk 99 pace'e çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir hızlanma oluyor. Bunu kullanarak abi bütün oyuncularınızı 99 pace'e ulaştırabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun gizemi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunları buldukça paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Zaten dediğim gibi 1000 beğeni geldikten sonra bir sonrakini hemen çekeceğim. Şöyle Real Madrid'e bir gidelim abi. De Ronaldo ile falan yapmadı. Onları hatta Ronaldo ile şeyle yapalım direkt. Benzema ile yapalım. Hani biliyorsunuz Benzema normalde arkadaşlar ağır bir oyuncu. Hani her ne kadar oyundaki pace 80 küsur falan da olsa oyunda kullanıcı olarak ağır bir futbolcu. Mesela Benzema ile yapalım beyler. Abi görmüş olduğunuz gibi hani gerçekten top noktaya ulaşıyor abi. Çok inanılmaz bir olay. Ve maalesef yani bunu belki yan yana koşarken yan yana koşarken hız farkı tabii ki oluyor ama yan yana koşarken bunu yaptığınız zaman abi adamı direkt geçiyorsunuz yani. Hatta adamın içinden geçiyorsunuz çünkü orada bir animasyonda bir gariplik oluyor bunu yaptığınız zaman. O şekilde hemen oyundaki animasyon açısından dolayı hemen geçebiliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir taktik. Yani bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten iyi bir taktik. Bu şekilde 99 hıza ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuzun ikinci oyun açına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bölümümüzün ikinci oyun açına geçiyoruz. Daha doğrusu gizemine diyelim. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Ultimate Team'de de, Single'da da her yerde uygulayabilirsiniz. Ancak benim şu anda size hani daha hızlı gösterebilmek için arkadaşlar Single'da göstereceğim. Ama dediğim gibi Ultimate Team'de falan filan her yerde şu anda göstereceğim olayı bulup yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle takımları seçin. Fark etmez abi hangi takımı seçip seçmediniz. Önemli nokta şu arkadaşlar. Bir tane sağ var ve bu sağda arkadaşlar yanında koskocaman bir tane kola şişesi var. Arena del Santarino diye bir yer arkadaşlar. Burayı seçmeniz gerekiyor. Burayı seçtikten sonra direkt maça başlayacağız. Ben de size sağdaki koskocaman o Coca-Cola tenekesini göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki ben şunu hani hem seviniyorum hem üzülüyorum. Neden onu da söyleyeyim. Ya hani bu saha nerenin sahası tam bilmiyorum ama hani benim bildiğim kadarıyla böyle çok da aman aman bir takımın sahası değil. Hem bu oyunda bu saha var. Hani bunu da geçtim ve abi bu sahanın her detayına kadar inilmiş. Hani Türkiye'de de o kadar güzel statlar var konum olarak falan çok güzel statlar olmasına rağmen nedense abi oyuna eklemiyorlar. Bunun hakkında da bir tane projemiz var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Önümüzdeki oyunda Türkçe speaker olması hakkında birkaç tane YouTuber arkadaşa da söyleyeceğim ve bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Coca-Cola şişesi arkadaşlar sağ aşağıda, tam sağ aşağı çaprazda. Şimdi size tam olarak göstereceğim arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz abi topu şöyle dikin abi hatta. Top diktikten sonra hemen gelin abi dilerseniz instant replay'den Dayan'ın topu nereye vurdu bir bakalım. Bakın abi. Bakın koskocaman bir Coca-Cola. Coca-Cola ile normal bir kola tenekesi var arkadaşlar. Dediğim gibi hani adamlar bu kola tenekesine kadar dikkat edip stadyum yapıyorlar. Gerçekten Türk stadyumları da keşke bu oyunda olsa. Biz de gerçekten böyle mutlu olsak diyeceğim yani. Çünkü Türkçe spiker yapmak falan bu kadar da zor değil arkadaşlar. İsteyen herkes yapabileceği bir durumda. O yüzden dediğim gibi çok yakında bir tane kampanya başlatacağım arkadaşlar. Ve bu kampanyayla oyunu hem Türkçeleşme hem de oyunu birazcık daha Türkiye Ligi'ne önemini vurgulayacağız inşallah sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sağının tam böyle sağ aşağı çaprazında koskocaman bir tane kola şişesi durmakta arkadaşlar. Bu da bölümümüzün ikinci gizemiydi. Şimdi üçüncü gizemde ise size Pro Club'da adamınızı nasıl 90 etkin yapabilirsiniz onu göstereceğim. Üçüncü oyun gizemini sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Belki de hepinizin en çok beklediği gizemlerden bir tanesi. Pro Club'da arkadaşlar oyuncunuzun ratingini nasıl fullleyebilirsiniz? Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok basit ama birkaç tane püf noktası var arkadaşlar. O yüzden o püf noktaları kaçırmazsanız çiçek gibi arkadaşlar glitch'inizi yani glitch diyorum oynayışınızı gizeminizi tamamlarsınız arkadaşlar. Şimdi normalde Pro Club'da arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sene böyle Player Growth diye bir şey çıktı. Ve bana geldiğiniz zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki bende şu an hepsi alınmış durumda. Normalde size 24 skill points veriyor. Bu 24 skill points ise maalesef bunların sadece yarısını alabiliyorsunuz. Ama benim bugün size
size göstereceğim bu oyun açığı sayesinde bunların hepsini alabileceksiniz arkadaşlar, haberiniz olsun. Ve şu anda leaderboard'daki adamların çoğu da arkadaşlar bunları kullanıyor, haberiniz olsun yani, öyle söyleyeyim sizlere. Tabii ki de bunu yapar yapmaz belki adamınız 90 olmayacak ama reytingi artacak ve reytingi artınca da size şöyle bir yararı olacak. Sizin adamınızı kasmanız daha az olacak. Çünkü adamınızın attığı pas hep iyi gidecek. Diyelim adamınızın çektiği şut daha iyi olacak falan vesaire. Daha fazla gol atıp adamınızı daha hızlı ve seri bir şekilde ilerletebileceksiniz. Ve yaklaşık 40 maç ya da 30 maç sonra 90 ratinge çıkabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen bunu nasıl yapacağımızı, en kolay şekilde nasıl yaparız, nasıl hallederiz, hemen bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben sizler için, hani size daha ayrıntılı gösterebilmek için arkadaşlar, yeni bir tane hesap kurdum. Bu yeni hesaptan arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim. Artık Pogba'nın çıkması için açtığımız hesaplara bak, Pogba geldi falan diye hesap açmışız. Dediğim gibi çok basit. Bir Xbox'ta ve PlayStation'da kesin çalışıyor. PC'de de çalışıyor arkadaşlar. PC'deki her yerde çalışıyor yani. Önemli olan sizin burada yapacağımız şeyin mantığını kavramanız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi normalde arkadaşlar Pro Clubs'ı ilk açtığınız zaman, hadi ben sıfırdan açtığınızı farz ederek size bunu söylüyorum. Tabii ki başlayanlarda elbette daha fazla şey vardır. Playgroup'ta geldiğiniz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi size sadece 6 tane skill points veriyor. Bu verdiği beceri puanlarında dediğim gibi hani 6 tane elini verse hani bir iki tanesini falan alabilirsiniz taş çatlasın. O yüzden arkadaşlar bu yetmiyor. Ama ben şimdi size vereceğim bu taktiği, siz oyuna başlar başlamaz full başlayacaksınız. Şimdi şöyle sıfırdan hemen anlatalım. Pro Club'a girdik abi, tamam mı? Pro Club'a girdiniz arkadaşlar, çok güzel. Player Growth'a girdiniz. Mesela farz edin ki abi siz hem bunu basmışsınız hem şu ikisini basmışsınız. Tamam, böyle farz edin. İlk etapta arkadaşlar Pro Club'a girer girmez o bastığınız şeyleri abi kaldırıyorsunuz. Bunları kaldırdık. Şu anda sizde beceri puanı maksimum olacak yani. Ne bastıysanız kaldırın arkadaşlar, tamam mı? Sonra yuvarlığa basıp abi bu menüye geliyorsunuz. Ne varsa kaldırın yani, oradaki skill puanınız tam olsun. Kaldırdık, her şey kalktı şu an değil mi? Şu an kaç var? 6 var. Tamam, full. Benim fullüm bu şu an. Tekrardan buna giriyorum. Buna girdiğim zaman arkadaşlar paranız neye yetiyorsa basın abi. Tamam mı? Neye? Fark etmez hangisine bastınız. Bastım. Şu an benim param kaç? 0. Bir tane yuvarlığa bastım ve bu menüye geldim. Şimdi PlayStation'da oynayan kardeşlerime şöyle söyleyeyim. Eğer bir kere kabloluyla bağlıyorsanız kablolular daha basit. Haberiniz olsun. Kabloluyla bağlıyorsanız arkadaşlar yapacağınız şey şu. Kablonun tam o kıçı var yani, kıça bağlıyorsunuz. Onu çeker çekmez bu menüden yuvarlığa basmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabi ben şimdi basmayacağım, ben wireless'a göstereceğim. Eğer çeker çekmez buradan yuvarlığa basıp Pro Club menüse doğru gitmeyi denerseniz o zaman çalışıyor. Şimdi dilerseniz ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Diyelim ki wireless'sınız. Ben de wireless'ım arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen geliyorsunuz ve A kısmı var burada. A. İnternet ayarlarını ayarlayabildiğiniz yer. Buradan hemen bunu X'e basar basmaz FIFA'ya dönüp yuvarlığa basmanız gerekiyor. Hemen şöyle tekrardan baştan gösteriyorum. FIFA'dayım, bu menüdeyim, her şeyi bastım. Bastım abi buradan, ayarlara gittim. A'ya geldim, çektim hemen. Bastım, yuvarlığa bastım. Bakın yuvarlığa bastım, yuvarlığa basmanız çok önemli. Yuvarlığa basmazsanız çalışmaz. O menüden bir tane geriye gitmeniz lazım. Ve ben orada hemen hızlı bir şekilde yuvarlığa bastım. Ve şu anda Pro Clubs Information yükleniyor diyor arkadaşlar. Ama yüklenemeyecek, size bir tane error şeyi verecek. Çünkü şu anda makinenizle internetin arkadaşlar bağlantısını kestiniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bu yöntemle biz çoğu arkadaşımız da bu yöntemle kastık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada OK'ye basıyorsunuz arkadaşlar ve siz tekrardan menüye atıyor. Ardından abi giriyorsunuz. A kısmına geliyorsunuz. İnternete bağlan diyorsunuz ve tekrardan FIFA sunucularına bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yapa 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 sürekli arkadaşlar katlıyorsunuz. Bu şekilde katladığınız beceri puanlarını sürekli adamınıza veriyorsunuz. Ve bu şekilde çiçek gibi, gül gibi, no stress, motex love tarzında güzel oyunları oynuyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle Motex Love, Why Watch'un benim'e dönüyoruz yani. Şimdi bakın arkadaşlar, beceri puanım 6. Görmüş olduğunuz zaman bu ikisi basıldı. Bu ikisi bana ekstradan geldi. Ve bunları bakın X'e bastığınız zaman geri alamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şu anda siz oyun açığını kullanmış oldunuz, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu dilerseniz tekrardan yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize... Evet arkadaşlar, bu oyun açığımızın bir önemli püf noktası ise bunu her yaptıktan sonra oyununuzu kapatıp açmak. Onu da nasıl yapacağım derseniz PlayStation tuşuna basılı tuttuğunuz zaman buradaki uygulamayı kapata basıp evet'e bastığınız zaman arkadaşlar uygulama kapanır. Xbox'ta da aynısı var ama dediğim gibi bunu bilgisayarda nasıl senkronize edersiniz? Yani daha doğrusu oyunu kapatıp açın direkt. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi aynı şeyleri bir daha yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Playground'un hepsini verdik arkadaşlar. Şimdi verdiklerimizi hemen şu şekil geriye alıyorum. Mesela şimdi onları aldım ya arkadaşlar, şimdi bunları alamıyorum. Çünkü dediğim gibi siz bir tanesini oyun bırakıyor yani. Oyun hatası zaten orada. Geri çıkıyorum şimdi arkadaşlar tekrardan aynı menüye. Şu anda bütün alabildiğim kadar ne varsa fullledim. Tekrardan giriyorum arkadaşlar ve param neye yetiyorsa fullle abi. Al buna ver, buna ver, şuna ver.
0 kaldı işte şu anda. Yuvarlığa basıyorum. Tekrardan abi şuradan menüye gelip dediğim gibi bu şeyi çok çabuk yapmanız gerekiyor. Kestim abi FIFA'ya geldim. Aa mesela yapamadım şimdi bak. Bak en güzel fail şey oldu. Şu an yapamadım ve bu sayılmayacak arkadaşlar. Hep birlikte bir görelim isterseniz. Yuvarlığa basmadığım için sayılmayacak. Bunu da videoda yapmam iyi oldu. Ya dediğim gibi arada birkaç kere fail olabilirsiniz yani. Bu kadar normal bir şey yok. Ama dediğim gibi buradaki püf nokta arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra yuvarlığa basıp katlamak. Zaten bunu siz yaptıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Hatta hani ben bunu yaparken direkt şeyle Ethernet kablosu almış. Çünkü Ethernet'i çıkarır çıkarmaz yuvarlığa basmak kolay. Siz böyle buraya gidip gelene kadar zaman kaybediyorsunuz. O yüzden dediğim gibi kablolu varsa direkt kablolu ile yapın arkadaşlar. Kabloyu tam çıkarır çıkarmaz basıyorsunuz arkadaşlar ve olay çözülüyor. Dediğim gibi bu kadar basit bir oyun açığı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda bunlar var. Ve bunları hani geri alamıyorsunuz. Çünkü oyun bunu biz oyun gizemini kullanarak, oyun açığını kullanarak yaptık. Dediğim gibi bu şekilde katlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten basit. Her yaptıktan sonra dediğim gibi skill pointlerini tekrardan yapıp bunu deneyin abi. Ve bu şekilde adamınızı fullleyebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi 1000 beğeniden sonra tekrardan bu videonun devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Var olun arkadaşlar. Tam bir fişeksiniz. Adamın dibisiniz. Artı 1000 beğeniyle yardım edelim gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.